Fatih Altaylı. İnce ismi bu anketten mi çıktı? İlhan Kesici'nin açıklaması CHP'nin kimi aday göstereceği sorusuna yanıt verdi. Muharrem İnce CHP'nin en iyi demagogu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gibi görünüyor ama ben yine de ince bir rezerv koymayı tercih ediyorum. Dün dündü bugün bugün siyasette 24 saat uzun süre. Abdullah Gül İlhan Kesici ve Abdülatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce'ye nasıl gelindi? Bu sorunun yanıtı konsensüs araştırma şirketinin kendi finansmanıyla toplam bin kişiyle telefonla görüşerek yaptığı taze ankette yatıyor olabilir. Konsensüs son yaptığı ankette seçmenlere CHP'nin 3 farklı adayının AK Parti lideri Erdoğan karşısındaki ikinci tur şansını sormuş. Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse ikinci turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz? İlhan Kesici %39.9, Recep Tayyip Erdoğan %60.1, İlker yüzde %42.3, Recep Tayyip Erdoğan %57.7, Kemal Kılıçdaroğlu %42.3, Recep Tayyip Erdoğan %57.7, Muharrem İnce %44.9, Recep Tayyip Erdoğan %55.1. Bu anketi görünce acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi sorusunu sormaktan kendimi alamadım. Yanlış ittifak mı sorusu gündemde. Konsensüsün anketindeki bir sonuç, CHP'nin İyi Parti ve Saadet'le kurduğu ittifakın yanlış bir tercih olduğunu ortaya koyuyor. Hatırlarsanız iki gün önce İyi Parti'nin Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurmasının daha yüksek oy alacağını yazmıştım. Anket sonucu da bunu doğruluyor. CHP seçime tek başına girerse %22.4 oranında oy alıyor. İyi Parti Saadet DP ittifakı ise %21.4 görünüyor. Buna ankete göre %6.7 görünen HDP'nin ve toplamı 0.5 görünen Vatan ve BTP'nin oyları eklenince muhalefet bloku kıl payı da olsa %50'yi aşıyor. you <laughs> Benim anket yorumum. Konsensüs'ün yayınladığı anketin yanı sıra diğer anket firmalarından aldığım bilgiler birbirine yakın sonuçlar çıkarıyor. Oranlar farklı olsa da sıralamalar ve genel tablo değişmiyor. Muharrem İnce'nin ikinci tura çıkamayacağı ve ikinci turda Akşener'in olacağı tüm anketçiler söylüyor. Yanılıyorlarsa günahları boynuna. Bu durumda CHP yönetimine Kemal Kılıçdaroğlu açısından kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor. CHP tabanının istediği Muharrem İnce, CHP'nin adayı olmuş oluyor. Ancak ikinci tura alamaması halinde. Kılıçdaroğlu işte en istediğiniz, en CHP'li adayı çıkardım gördünüz diyerek parti içinde önemli bir eleştiri noktasını ortadan kaldırıp bir rakibi elimine etmiş oluyor. Diğer yandan CHP seçmeninin de oy verebileceği merkez sağ bir adayın kendi göstermiş olduğu halde ikinci tura çıkmasıyla da Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması şansını koruyor. Çünkü anketler Akşener'in ikinci turda inceye göre daha yüksek şansa sahip olabileceğini gösteriyor. Bu anketlerde benim katılmadığım bazı unsurlar da yok değil. Mesela ben bilgiye değil ama gözleme ve tahmine dayalı olarak Selahattin Demirtaş'ın %7.8'den daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Bana göre seçmenler HDP'ye veya adayına oy oy vermeyi düşündüğünü söylemeye çekindiği için konsensüsün anketinde böyle bir durum oluştuğu inancındayım. Tabii ortada henüz bir kampanya slogan yok ve adaylar meydana inmedi. Önümüzdeki bir buçuk ay içinde çok büyük değişiklikler olabilir. İlk yazımda da söylediğim gibi siyasette 24 saat bile uzun bir süre, bir buçuk ay ise neredeyse sonsuzluk gibi. Fatih Altaylı, Habertürk